Stüdyo konuklarımızla devam edelim hemen. Bugün tabii 8 Mart Kadınlar Günü ve biz de girişimci kadınları konuşacağız. Türkiye'de istihdam edilen kadınların oranı tabii çok düşük. Girişimci olan kadınların oranı daha da düşük. Tabii bu girişimcilik nasıl artırılır? Bu anlamda Goldman Sachs ve Özyeğin Üniversitesi önemli bir çalışma yürütüyor. Dünya çapında 10 bin kadına girişimcilik eğitimleri veriliyor. Bu kapsamda da Türkiye'de de çalışmalar yürütülüyor. Şimdi bu programın yöneticisi ve bu programdan mezun olan bir isim yanımızda. İmge Hanım ve Sibel Hanım bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8 Mart Kadınlar Günü'nüzü kutlayalım öncelikle. Sizin de kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Bu programla başlayalım öncelikle isterseniz İmge Hanım. Nasıl bir program? Dünyada tabii 10 bin kadına veriliyor eğitimler. Türkiye'de de kaç yıldır yürütülüyor ve nasıl bir ilgi var, ne tür eğitimler veriliyor, bize biraz bahsedebilirsiniz. Evet, tabii memnuniyetle. 10 bin kadın programı dünyada 10 bin tane işini kurmuş fakat yeterli imkanlardan yoksun kadına işletme ve yöneticilik eğitimleri vererek işlerini büyütmelerine destek olmak maksadıyla başlatılmış bir program. 2008 yılında Goldman Sachs tarafından Amerika'da başlatılıyor ve üniversiteler aracılığıyla tüm dünyada yürütülüyor. Şu anda dünyada 42 ülkede yürütülüyor. Harvard, Oxford, Cambridge gibi üniversiteler dünyada programın ortaklarıyken Türkiye'de de Özyeğin Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Bizim hedefimiz Türkiye'de 4 yılda 400 kadına ulaşmak. Şu anda 2 yılda 168 kadına ulaştık ve bu yıl 120 kadına daha kapılarımızı açacağız. Ve eğitimler veriyoruz onlara. Şimdi bu programın temel hedefi işini kurmuş ama işini büyütmek isteyen insanlara, kadınlara siz aslında eğitim veriyorsunuz. Yani sıfırdan bir fikri olan ve iş kurmak isteyenlere vermiyorsunuz bu eğitim. Mevcut bir işi olanlara veriyorsunuz değil mi? Evet, işini ya resmi olarak kurmuş kadınlara ya da mevcutta fiili olarak ya da freelance olarak yapan ama kısa zamanda hemen resmileşmeyi düşünen kişilere veriyoruz. Çünkü hedefimiz kadınların işlerini hem istihdam hem ciro anlamında büyütüp ülke ekonomisine bir an önce destek olmaları. Dolayısıyla ortada yaratılan bir iş olması gerekiyor. Peki eğitimin içeriği nedir? Ne tür eğitimler veriyorsunuz? Nasıl bir katkı sağlıyor bu girişimci kadınlara? Aslında çok net şunu söyleyebilirim. Hep bütün mezunlarımızdan duyduğumuz da buydu. Ben işimi çok iyi yapıyormuşum ama yönetmeyi bilmiyormuşum. Bu programla işimi yönetmeyi öğrendim diyorlar genelde. Biz 6 modül halinde eğitimlerimizi veriyoruz. Girişimciliğin temel ilkeleri, satış, pazarlama, muhasebe, finans, sermaye erişim, organizasyonel planlama ve süreç yönetimi ve iş planı hazırlama ve geliştirme modüllerimiz var. Bu modüllerle aslında bir iş denetmenin ihtiyacı olan çoğu konuyu onlara ulaştırmış oluyoruz. Ve 176 haftada 173 saat eğitim vererek tüm bu konuların üzerinden geçiyoruz. Ama programımızın bir önemli özelliği de aslında eğitimle bitmemesi. Genelde tüm sertifika programlarında sertifika verildikten sonra kurumla mezun arasında çok büyük bir ilişki kalmaz. Biz kadınlarımızı bir sene boyunca danışmanlıklar, mentorluklar ve koçluklarla desteklemeye devam ediyoruz. Eğitimler devam ediyor. Evet. İş hayatında da. Aynen öyle. Çünkü Türkiye'de girişimciliğin önümdeki en büyük engellerden birinin de aslında girişimcilerin mentor ve danışmanlara erişiminin olmaması olarak görülüyor. Biz bu açığı da kapatmaya yönelik hazırladık programımızı. Bir sene boyunca mezunlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi sizinle devam edelim isterseniz Sibel Hanım. Siz de bu programdan eğitim almış birisiniz. Ne tür, hangi alanda siz faaliyet gösteriyordunuz ve nasıl size geri dönüş oldu bu eğitimin? Evet, ben eğitim programını mesleki hayatıma, kariyer hayatıma sunulan sihirli bir dokunuş olarak hep tanımlıyorum. Ben halkla ilişkiler ve organizasyon alanında eğitim veriyor şirketim vardı ve bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam şirketimle ilgili gelişmeleri nasıl sağlarım, neler yapmam gerekiyor derken programla karşılaştım çok tesadüfen ve başvuru formunu doldurmaya başladım. Oldukça uzun bir başvuru formu ama başvuru formunda bile öğrendiğiniz pek çok nokta oluyor. Bu da çok önemli. Sonra eğitime başladım ve eğitim sonrası inanılmaz. Yani girişimcilik bir kadın için çok ayrı bir şey. Evet. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz ama girişimci olabilmeniz için finans bilmeniz lazım, iş planı yapmanız lazım, hukuk bilmeniz lazım. Ayrı bir alanda gelişim göstermeniz cesaretli gerekiyor. Cesaretli olmak lazım. Ve özellikle cesaret ve riski sevmeniz lazım. Evet. İşte Özyeğin Üniversitesi bu noktada bizim gerçekten elimizden tuttu. Tüm arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen bayanlarla beraber biz
biz inanılmaz keyifli bir program süreci tamamladık. Eğitimler bittiği zaman İmge Hanım da çok iyi biliyor. Hepimiz üzüldük ve ağladık birbirimizden ayrıldığımız için. Yani bilgilerimizi, dünya görüşümüzü değiştirdik. Evet. Bambaşka bir vizyon kazandırdı bize eğitim. Dolayısıyla ben tüm bayanlara diyorum ki lütfen şirketiniz varsa ve gelişmek istiyorsanız ve özellikle küresel birer oyuncu olmak istiyorsanız, yerel artık yetmiyor. Yani vizyonunuzun daha geniş olması lazım. Mutlaka ve mutlaka 10 bin kadın programına başvurulmalarını istiyorum. Kadınların hani ben hep diyorum ya, sihirli bir dokunuştu kariyer hayatım için. Onlar da bunun farkında olacaklar ve çok keyifli bir süreç geçireceklerine inanıyorum. Nasıl dönüşüm oldu peki? Biraz daha somutlaştırarak bize aktarabilir misiniz işinizi? Şöyle, şimdi hep dedim ya, ben işimi çok severek ve keyifle yapıyordum ama eğitim benim kendimi de keşfetmemi sağladı. Ve ben zannediyorum Türkiye'deki tüm insanlar işimizi çok iyi yapınca, evet biz çok iyi birer şirket yönetebiliriz diye bakış açısıyla bir şirket kuruyorlar. Cesaret ve riskli de göze alıp. Çünkü girişimcilik biraz aşk, birazcık sevgi, hani yoğun çalışma, pek çok unsur bir arada bulundurmanız gerekiyor ama ben programdan sonra mutlaka bir iş planı oluşturmam gerektiğini öğrendim. İş planı yapmamıştım eğitim programının öncesine kadar. Ama benim iş planım olmalıydı. Hukuk bilgim çok net değildi. Mali müşavirimden neler istemem gerektiğini çok net bilmiyordum. Yani ben çünkü işimde çok iyiydim. Yani hukuku çok iyi bilmiyordum. Karşı taraf üçüncü kuruluşlardan neler istemem gerektiğini çok net farkında değildim. Tüm bu döneleri aldıktan sonra artık bambaşka bir yapılanma içerisinde kendimi, şirketimi tamamen keşfederek bambaşka bir alana ben de ilerliyorum bu alanda. Özellikle eğitim alanında, yani sadece halkla ilişkiler değil, artık hayatıma yoğun bir şekilde kurumlara eğitim verme programının bana çok uygun olduğunu yine bu eğitim sayesinde keşfettim. Bambaşka bir Sibel yarattı. Daha bilgili, daha özgüvenli, dünya bilgilerine daha hakim bir birey olarak şimdi iş yaşantıma devam ediyorum. Peki siz eğitim verdiğiniz şirket sahipleriyle konuşuyor musunuz? Yani verdiğiniz eğitimlerin nasıl bir geri dönüşümü var bu şirketlere? Evet, sürekli iletişim içerisindeyiz mezunlarımızla. Sonuçları da takip ediyoruz aslında. Elimizdeki ilk datalara göre ilk 4 dönem mezunumuzdan 6 dönem mezun verdik ama 6 ay sonra data almaya başlıyoruz. İlk 4 dönem mezunumuzun büyüme oranları çok güzel. Programımızın mezunlarının %65'i cirolarını arttırdı mezun olduktan sonra ve %60'ı istihdamı arttırdı. 164 kişiye yeni iş imkanı sağladılar, yeni iş verdiler. Aslında bu da ülkemizin işsizlik gibi çok önemli bir problemine, kadınların desteklenmesine nasıl bir çözüm oluşturacağını çok net bir kanıtı oldu bizim için. O yüzden çok mutluyuz aldığımız sonuçlardan. Peki verdiğiniz eğitimler sürecinde kadın girişimcilerle yaptığınız sohbetlerde daha çok nerelerde hata yapıyorlarmış? Mesela siz eğitime başladıktan sonra neredeki hatalarınızı gördünüz? Ya ben şurada çok hata yapmışım. Ben dediğim gibi ben çok işimi çok seviyorum ve işimle yeterli bilgiye sahip oldum. Tamam, çok güzel çalışmaların altına imza attım. Artık bir şirket kurabilirim bakış açısıyla yaklaştım ve işimi kurdum. Ama işimi kurarken yakın dönem hedeflerim, orta dönem hedeflerim ve uzak dönem hedeflerimi netleştirmedim. Mesela bunu çok net farkındayım. İş planı yaparak iş hayatına atılmadım. Yani tamamen geleneksel yöntemlerle ben şirketimi kurdum ve ben eminim sadece ben değil, Türkiye'de %90 bayan da böyle yapıyor. Yani işimizi tamam çok hedefi iyi yapıyoruz. Hedefi belirlemek lazım. Orta evet, yani dünya değişen, dünya düzeni, bilgilerin sürekli güncellenmesi lazım. Dünyayı çok yakından takip etmek lazım. Hani buralarda eksik olduğumu çok net anladım. Program sayesinde bu açıklığı kapattım. Sizin keşfettiğiniz noktalar nereler? Evet, genelde muhasebe konusunda çok açıkları olduğunu ve muhasebecilerin aslında çok iyi denetleyemediklerini fark ediyorlar. Orada çok gelişme alanı olduğunu görüyorlar. Satış pazarlamada aslında neler yapabileceklerini ama hiç yapmamış olduklarını fark ediyorlar. Bir de bizim çok gördüğümüz, kadınlar biraz daha konservatif kalıyor. Yani anne olmanın, belki de kadın olmanın getirdiği bütün özelliklerle her işi ben yapabilirim diye düşünüp işe yeni kişileri almak konusunda biraz daha geç adım atabiliyorlar. Ama programla aslında büyümek için bu adımları atmalarının ne kadar gerekli olduğunu görüyorlar ve bu da çok ciddi bir artış sağlıyor. Bir artısı da genelde işini kurmuş girişimci kadınlar
dünyada tek kadın benim, bu sorunları yaşayan tek kişi benim gibi bir duyguda olup kendilerini daha bir yalnız hissetme psikolojisinde oluyorlar. Hı-hı. Aslında en büyük artı da burada oluyor. Kendileri gibi arkadaşlarıyla aynı sınıfa girdiklerinde ya da dünyadaki diğer arkadaşlarını gördüklerinde yalnız olmadıklarını fark edip daha da güçlenmiş olarak Hı-hı. çıkıyorlar. Şimdi siz aslında temelde kurumsal yönetim ilkelerini bu şirketlere veriyorsunuz. Evet. Şimdi süremiz çok daraldı ama bizim bir hazırladığımız bir vetere var. Bahçeşehir Üniversitesi Çalışmak Hayat Kurtarır başlığıyla bir rapor hazırlamış. Hı-hı. Oldukça da güzel bir rapor. Çalışan kadınların daha az şiddete maruz kaldığını ve şiddetin daha normal bir şey olmadığını gösteren bir rapor hazırlamışlar, bir araştırma hazırlamışlar. İsterseniz o araştırma sonuçlarına bir bakalım, ondan sonra da çok kısa üzerine bir yorumlayalım. Çalışmak Hayat Kurtarır, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM'ın yaptığı araştırmaya göre çalışan kadınlar şiddete daha az maruz kalıyor. Araştırmada kadınların şiddeti meşru görme durumlarıyla çalışma durumları arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada kadınların kendi ve eşlerinin eğitim seviyeleri, yaşadıkları bölge gibi faktörler dikkate alındığında bile çalışan kadınların fiziksel şiddeti meşru görme ihtimallerinin daha düşük olduğu görüldü. Kadına şiddeti meşru görenler içinde çalışmayan kadınların oranı %89.2 iken çalışan kadınların oranı ise %10 civarında. Diğer bir deyişle de kadının çalışıyor olması kendi hayatındaki olası istismarlara karşı durabilmesi açısından önemli olduğu ortaya çıkıyor. Fiziksel şiddette eğitimde önemli bir faktör. Fiziksel şiddeti meşru gören kadınların %90'dan fazlası, erkeklerin de %70'e yakını en fazla 5 sene eğitim almış durumda. Evet, aslında Türkiye'nin gündemindeki önemli bir konuya da bir anlamda çözüm getirebilecek önemli bir araştırma sonucu. Ne dersiniz, bu konudaki görüşlerinizi alalım sizden kısa kısa. Ekonomik özgürlük, bir insanın ayakta durabilmesi, kendine yetebilmesi, kendini ifade edebilmesi çok önemli. Türkiye gibi bir ülkede çok daha önemli. Biz kadınlar çok güçlüyüz, ben çok inanıyorum. Biz hem çok iyi birer anne, hem çok iyi bir eş, hem de çok iyi bir iş kadını olabiliriz. Bu güce de sahibiz. Dolayısıyla ekonomik özgürlüğün gerçekten ne kadar önemli olduğu yapılan araştırma sonucunda da ortaya çıkmış. Sizden de aslında bildiğimiz bir gerçeğin bir yandan araştırmayla desteklenmesi de çok önemli. Ve biz de işte buna çözüm olabilmek için, kadınları güçlendirebilmek için böyle bir program yapıyoruz. O yüzden acı kadınların böyle bir şeyle karşılaşıyor olmaları ama sanırım ekonomik özgürlüklerini kazanarak buna çözüm olabilecekler. Çözümü tartışıyoruz ya, aslında hükümet de bu konuda özellikle ciddi bir mesai harcıyor. Çözüm nerede, nasıl bir çözüm getirebiliriz bu soruna diye. Belki de ilk başta bu sorunun çözümü kadının kendisinde yatıyor. Çok kısa, sizin bu programınızla ilgili ne zaman, kimler, nasıl başvurabilirler bu programa, onu da alalım, bültenimizi bitirelim. Çok teşekkürler tekrar. Bizim programımıza en az lise mezunu, işletme eğitimi almamış, İstanbul'da düzenlediğimiz 6 haftalık eğitimlere katılabilecek durumda olan. Çünkü program tüm Türkiye'ye açık. Yeter ki gelip katılabilsinler bu eğitimlere. Ve en önemlisi, işini büyütmek isteyen bütün girişimci kadınlar başvurabilirler. Hı-hı. Tüm başvurularımız da www.10000.org web sitesi üzerinden alıyoruz. Peki, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yerimize katıldığınız için. Evet, 8 Mart Kadınlar Günü'nde önemli bir programı sizlere aktarmış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.